Değerli meslek mensupları merhaba. Kalfada uzmanına soruyoruz köşemizde. Aslında geçen Özge Hanım'la çektiğimiz ve yarım kalan detaylarına giremediğimiz çok uzun ve çetrefilli bir konu olduğu için detaylarına girmek için ikinci video çekme kararı aldığımız finansman gideri kısıtlaması konusuyla tekrar karşınızdayız. Özge Hanım tekrar hoş geldiniz. Merhaba tekrar. Geçen sefer burada hani hesaplarken ki nasıl formülize edebiliriz çok böyle konuşamadık. Evet. Bir de kapsama giren mükellefler ve diğer oradaki aslında detaylara çok giremedik. Hani buralarda bizi aydınlatırsanız çok seviniriz. Öz kaynak ve yabancı kaynak arasındaki farkı bulduktan sonra bu farkı toplam yabancı kaynaklara oranlıyorum öncelikle. Daha sonra bu işte bahsi geçen finansman giderleriyle bu bulmuş olduğum oranı çarpıyorum. Bunun sonucunda da ben aslında finansman gideri kısıtlamasında konu olacak matrağı tespit etmiş oluyorum. Öncelikle matrağı böylelikle evet, buluyoruz matrağı aslında. Matrağı bulduktan sonra zaten işimiz kolay. İlgili matrağın %10'unu alarak kurum kazancının tespitinde kanundan kabul edilmeyen gider olarak dikkate alıyoruz. Ya çok kolay bir şekilde formülize ettik aslında. Hesaplaması aslında en azından muğlak alanlar yönetmelikte evet. Olsa da hesaplamasını dümdüz bir şekilde evet. Yapabiliriz. Eğer öz kaynaklar eksi bakiyedeyse ki bu da karşımıza çıkabilecek bir durum. Öz kaynaklar eksi bakiyedeyse burada direkt hesaplamaya yabancı kaynakların tamamını dahil ederek ilerliyoruz. Peki kapsama giren mükellefler demiştin başta. Burada bizi biraz aydınlatırsanız. Tabii ki kapsama giren mükellefler aslında gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri olarak belirtebiliriz. Ama burada bütün gelir ve kurumlar vergisi mükellefi değil. Şimdi burada yabancı kaynak ve öz kaynak mukayesesi söz konusu olduğu için bilanço esasına tabi işletmeler, bu kapsama dahil edilmiş işletme esasına tabi kurumlar da kapsam dışı bırakılmıştır diyebiliriz. Orada aslında net bir ayrımımız var. Bir de takvim yılı konusu var bize çok gelen sorulardan biri. Çünkü özellikle şeylerden geliyor soru. Hesaplama dönemi olarak kendi dönemini tayin eden mükelleflerden geliyor ama hani normal takvim yılını kullananlar ve kendi dönemini tayin eden mükelleflerle ilgili farkı da anlatırsanız çok evet, sevinirim. Tabii ki. Hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan mükellefler 2021 yılının birinci geçiş vergilendirme döneminde kısıtlamayı uygulamaya başlayacaklar. Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş mükellefler için ise özel hesap dönemi yani 2021 yılında özel hesap döneminin başlamasıyla birlikte ilk geçici vergilendirme dönemi olarak ifade edebiliriz aslında. Gayet aydınlatıcı oldu. Teşekkürler. Bir soru da aslında şu. Bu yasa bu düzenleme 2013'te yapıldı. 2013 öncesi. İşte örneğin kredi kullandık. Uzun süreli hala da devam ediyor taksitleri gibi. İşte örneklendirebiliriz. Konularda nasıl hareket edeceğiz? 2013 öncesi durumları nasıl yönetebiliriz? Yani burada konuşmanın aslında başında da ifade ettiğimiz gibi biz burada 2013 yılında bu kanun yürürlüğe girdi. Her ne kadar uygulaması 8 yıl ertelenmiş olsa da. Dolayısıyla biz burada 2013 yılını, 2013 yılını milat kabul ediyoruz. 2013 yılından önce kullanılmış olan yabancı kaynaklara tekabül eden finansman giderlerini kapsama dahil etmiyoruz. Yani 2013 bir milat evet, aslında. 2012'de bir kredi kullandıysanız bu krediye isabet eden giderleri kısıtlamaya tabi tutmayacaksınız. Bir de inşaat ve onarma işleri vardı. Birden fazla yıla sirayet eden mükellefler, inşaat ve onarma işleriyle uğraşan mükelleflerin bir durumu vardı. Oradan sorular geliyor. Onları hangi hesaba aktarıyoruz, ne yapıyoruz, nasıl yönetiyoruz bir anlatabilir misiniz? Ya aslında bu da yine ihtilaflı olan konulardan bir tanesi. Çünkü şöyle, Gelir Vergisi Kanunu 42. maddesi uyarınca birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işlerinde kazancın tespiti işin tam olarak bittiği yılda gerçekleşiyor. Hal böyle olunca aslında bu gider kısıtlamasına da yine kazancın tespit edildiği yıl, yani gider kısıtlamasının yapıldığı yıl değil de işin bittiği yıl bu kısıtlamaya tabi tutuluyor. Aslında buraya kadar bir problem yok. Evet, burası görünüyor. Bence düz gibi duruyordu ama. Evet. Sıkıntı şurada yine. Şimdi ben inşaat ve onarım işlerinde gider unsurlarımı, bütün maliyetlerimi, işte finansman giderleri de dahil olmak üzere 170 hesapta biriktiriyorum. Ancak konu şurada karışıyor. Hasılatımı da ben 350 hesapta biriktiriyorum. Yani burada şöyle ihtilaflı bir durum söz konusu oluyor.
Gider kısıtlamasına tabi tutulmuyorum. Bunu erteliyorum. Kazancımın kesin tespit edileceği yıla kadar. Ancak ilgili yılda yabancı kaynak oranımı artırıyorum. Yani finansman gider kısıtlamasına tabi tutulacağım oranı artırmış oluyorum. Burada gerçekten bir kavram karmaşası söz konusu. Yani başında da bahsettiğimiz gibi burada 350 hesap aslında yabancı kaynağımı artıran bir hesap ama bunun içerisinde yer almaması gerekiyor hesaplamada. O zaman aslında yine bir özelge belki ya da bir yine ekstra bir tekrar evet. Bir düzenlemeyle belki bunlar da açıklanır. Çünkü ülkemizde çok sayıda böyle firma ve böyle işletme var bu işlerde de. Sorun direkt zaten kesinlikle şu günlerde karşımıza çıkmaya başlayacak. Evet. Bir de şöyle bir sorumuz vardı. Finansman gideri yanında finansman gelirimiz de varsa o durumda ne yapıyoruz? Bu durumda elbette sıkıntıyla karşılaştığımız durum. Yani firmalar, işletmeler finansman gideri yaptıkları gibi finansman gelirleri de söz konusu oluyor. Burada uygulama tebliğinde açıkça belirtiliyor. Finansman gideri ya da işte kur farkı gideri kapsamı inir. Oluşan gider ve maliyetleri aslında gelir ve gider olarak birbirinden mahsuplaştıramıyoruz. Yani bir kur farkı gelirim oluştu, bir de giderim oluştu. Bunları mahsuplaştırayım, kalan kur farkı giderini kısıtlamaya tabi tutayım değil. Ancak şöyle bir istisnai durum söz konusu. Uygulama tebliğinde belirtildiği üzere aynı kaynağa ilişkin olarak ortaya çıkan işte kur farkı geliri ve gideri diyelim birbirinden mahsup edilebiliyor. Burada aynı dönemde ya da farklı dönemlerde oluşmuş olabilir. İşte bir dönem gelir oluşmuştur, bir dönem gider oluşmuştur. Önemli olan aynı kaynağa ilişkin olması. Ancak burada uygulamada yine aynı kaynaktan kastın ne olduğu açıkça belirtilmemiş. Biz şöyle yorumluyoruz. Örneğin bir X kredimiz var. Bu kredimize ilişkin işte bir dönem gelir, başka bir dönem gider oluşmuş olabilir. Biz bunları mahsuplaştırmak suretiyle gelir ve gideri netleştirebiliriz. Ancak işte X kredisi ve Y kredisi olsun. X kredisinde gelir, Y kredisinde gider söz konusu olsun. Bunları kati suretle bambaşka krediler. Yani aynı kaynaktan açıkçası şu anda bizim anladığımız bu. Son iki sorumuza geçeceğim. Öncelikle bir kanundan kabul edilmemiş gider olarak dikkate alınmış finansman giderlerinin durumu konusu var. Hani bir orada bizi çok kısa aydınlatırsan siz de yorduk çünkü bugün çok sevinirim. Aslında orada kastımız şu. Örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı ve bu binek otoların gider kısıtlaması uygulamaları nedeniyle kurum kazancının tespitinde hali hazırda bir kanunen kabul edilmeyen gider yapılması söz konusu oluyor. Bu giderlerin tabii ki tekrar finansman gider kısıtlamasına tabi olması söz konusu olmayacaktır. Bunlar ayrıştırılarak hesaplamanın yapılması gerekmektedir. Çok teşekkürler. Bu sorulan bir soruydu, aydınlatıcı oldu. Son sorumuz da aslında adi ortaklıklar. Çünkü onların bir tüzel kişilikleri yok. Orada bizi bir aydınlatırsanız nasıl finansman gider kısıtlamasına tabi olurlar, nasıl olamazlar? Adi ortaklıkların tüzel kişilikleri bulunmadığı için bu ortaklıkların elde etmiş olduğu kazançlar sizin de belirttiğiniz gibi gelir ya da kurumlar vergisi mükellefiyetine tabi bulunmuyor. Sizin de belirttiğiniz gibi adi ortaklıkların tüzel kişiliği bulunmadığından bu ortaklıkların kazançları gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyetine tabi değildir. Finansman gider kısıtlaması uygulamasında adi ortaklıklar, adi ortaklığı oluşturan ortaklardan ayrı bir birim olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla burada oluşan aslında adi ortaklıkta oluşan finansman giderleri de doğrudan ortakların finansman giderlerine aktarılamıyor. Burada oluşan maliyetler ortakların hisseleri oranında beyanname üzerinde kurum kazancının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak indiriliyor yine tabii ki %10 oranında. %10 oranında o zaten herhalde sabitimiz. Evet. Çok teşekkürler. Aydınlatamadığımız konuları geçen bölümde çekememiştik. Bu bölümde bize o konuda yardımcı oldunuz Özge Hanım. İnşallah yeni videoda yine diğer müşavir arkadaşların sorularıyla yine tekrar bir arada olmak isteriz. Ben teşekkür ediyorum. Benim için de çok keyifliydi. Görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.